Evet, bu konuyu böyle insanları maalesef değiştiremiyoruz şimdilik. Çünkü daha meclisten geçmedi hayvan hakları yasası. Onun için dünyayı değiştiremediğimiz için şimdilik konuyu değiştireceğiz. Karadeniz yöresinin olmazsa olmaz lezzeti pancar, diğer adıyla da karalahana çorbası. Show Haber ekibi Ordu'nun Akise köyündeydi. Hem şifasıyla hem de lezzetiyle konuşulan bu tadı sizler için görüntüledi. Pancar çorbamız şifadır. Her derde devadır. Lezzetli mi? Lezzetlidir. Karadeniz'in en güzel çorbası pancar çorbasıdır. Vallahi geldi o tereyağı kokusu. Bakın işte Ordu'nun meşhur pancar çorbası. Evet. Yanında da mısır ekmeği de olacak. Karadeniz'in en ünlü lezzetlerinden bir tanesi de pancar çorbası. Karadenizliler bunu resmen şifa niyetine içiyorlar. Her derde şifa der büyüklerimiz. Mide için hazmı kolay olur. Olmasa olmazımız yani. Biz de Ordu'nun Akise köyündeyiz. Yanımdaysa bu işin elbette ustaları var. Şimdi iyi bir pancar çorbası nasıl yapılır? İşte cevabı. Şey dalından taze taze güzel. Pancar çorbasını yapmadan önce de bahçeye geldik Cemile ablamla. Böyle teker teker dalından topluyoruz. Her şeyimiz köy usulü yani. Dönemi falan var mı? Yazı kışı oluyor yani. Sen dolmalık usulü topluyorsun. Öyle büyükleri evet. Mi toplayacağım? Beceremedik iyi. Olsun ya. Çorbası, diblesi, dolması, turşusu. Tercih çok. Şimdi Karadeniz'in olmazsa olmazı pancarının biz çorbasını yapacağız. Bahçeden taze taze topladık. Şimdi sıra geldi pişirmeye. Pancar çorbasının içine fasulyemiz var, mısırımız var, bulgurumuz var, salçamız var, mısır unumuz var, tereyağımız var. Kendi yaptığım tereyağı yani o da. Şimdi doğruyorum. Yıkadıktan sonra da suyun içinden alıp tenceresine koyacağım. Bu köyde yemekler ocakta da pişmiyor. Böyle bahçeye mis gibi kuzine kuruluyor. Yemekler daha lezzetli hale gelmiş oluyor. Oo, pokur pokur bir kaynamış suyumuz. Pancarı atıyoruz. Fasulyesini koyuyorum. Mısırını koyuyorum. Tuzunu koyuyorum. Bütün malzemeleri tencereye koyduk. Kaynamasını bekleyeceğiz şimdi. Bir yandan da odunlar kuzineye koyuluyor ki çabuk kaynasın. Köy biberi koyuyorum içine yakan. Acı mı olacak? Evet. Yandık. Şimdi de mısır ununu buluyorum pancarın içine. En son salçasını döküyoruz pancar çorbasının içine. Çorbamız yemeğe hazır. Ordu'ya kadar gelinir de bu şifalı lezzet yenmez mi? Bin bir zahmetle Cemile ablamla birlikte pişirdik. Şimdi sıra geldi en keyifli ana. Tadına bakmaya kurduk da yer sofrasını. Oh. Yandım. Ay çok güzel olmuş Cemile abla. Afiyet olsun.